24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz efendim. Ekonomi gündemini aktaracağız ve piyasalara bakacağız. Hemen gündemin ayrıntılarıyla başlayalım. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında merkezden yeni bir faiz indirimi bekleniyor. Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı piyasaların odak noktasında. Bu toplantıda da merkezden faiz indirimi bekleniyor. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği noktasında hemfikir. Anadolu Ajansı'nın PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Ankete katılan 14 ekonomistin sadece biri merkezin politika faizini sabit tutacağı yönünde görüş bildirdi. İndirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri ise en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı. Amerikalı Yatırım Bankası JP Morgan da Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği yönünde görüş bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada son dönemde enflasyonda yaşanan iyileşmeye ve kurun stabil hale gelmesinin faiz indirimleri için alan oluşturduğuna dikkat çekildi. Merkezden 100 baz puanlık indirim beklendiği açıklandı. Almanya merkezli Commerzbank ise faiz indirim beklentisini 150 baz puan olarak duyurdu. Raporda Türk lirasındaki toparlanmaya da dikkat çekildi. Merkez Bankası 12 Eylül para politikası toplantısında politika faizi 325 baz puan indirilerek %16.50 düzeyine çekilmişti. TÜİK Ağustos ayı inşaat maliyeti endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda düşüş kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise yükseliş seyrinin devam ettiği görüldü. İnşaat maliyeti endeksi Ağustos'ta önceki aya göre %0.73 düşüş kaydetti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %10.79 arttı. Alt kalemler incelendiğinde aylık bazda malzeme endeksinde %1.61'lik düşüş yaşandı. İşçilik endeksi ise %1.20 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %4.72, işçilik endeksi de %26.43'lük artış kaydetti. Ve gündemin piyasalara yansımasına bakalım şimdi sayın seyirciler. Az önce de söylediğimiz gibi kahve molasına başlarken piyasaların gözü Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında, öte yandan Suriye sınırına ilişkin haber akışı da piyasaların odağında yer alıyor. Küresel tarafa baktığımızda ise Brexit ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bütün bunları hatırlattıktan sonra rakamlardaki son duruma bakalım şimdi. Güne yükselişte başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine baktığımızda an itibariyle 97.979 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve kurlar tarafına bakacak olursak hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz sayın seyirciler. 5.80'in üzerinde hareket eden dolar şu saat itibariyle, evet, 5.83'ten işlem görüyor. Avroya bakıyoruz. Avro da 6.50'den işlem görüyor şu saat itibariyle. Altın cephesinde durum ne? Güne sınırlı düşüşle başlayan altının gram fiyatı an itibariyle baktığımızda 279 lira. Çeyrek altında 456 lira 76 kuruştan satılıyor değerli izleyiciler. Petrole bakıyoruz. Petrolün 58-59 dolar bandındaki hareketi sürüyor. Şu anda da baktığımızda 59.22 dolardan işlem gördüğünü söyleyelim. Hemen faizlere de bakalım. Tahvile bakıyoruz. %14.29 ve repoda %23.56 sayın seyirciler. Piyasalarda durum böyle. Ve gündemle devam ediyoruz. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret müzakereleri sürüyor. Konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Ticaret anlaşmasına dair çalışmaların iyi gittiğini belirten Trump, Çin'in taahhüt ettiği alımları gerçekleştirmeye başladığını söyledi. Trump'ın açıklamaları gelecek ay Şili'de bir anlaşma imzalanmasına yönelik beklentileri de yükseltti. Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada anlaşmanın bir parçası olarak gördüğü Çin'in Amerika'dan tarım ürünleri alımını işaret ederek satın almaya başladılar dedi ve daha fazlasını istiyorum değerlendirmesinde bulundu. Amerikalı yetkililer de Çin'in Amerika'dan alımlarını önemli ölçüde artıracağını ve finansal hizmetler,
kur imtiyazları ve fikri ve sinai mülkiyet haklarına ilişkin konularda uzlaştıklarını belirtmişti. Bunun karşılığında ABD Noel alışveriş sezonu öncesinde Ekim'de devreye girmesi planlanan ek gümrük vergilerini durduracağı belirtilmişti. Sayın seyirciler, Türkiye'deki konut satışlarında lider il olan İstanbul'da geçen yıl 234.055 adet konut satıldı. Bu satışların karşılığında ödenen para ise yaklaşık 121 milyar lira oldu. Geçen yıl Türkiye genelinde 1.375.398 adet konut satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde konut satışında lider il yine değişmedi, İstanbul olarak kayıtlara geçti. Megakent'te 2018'de 234.055 adet konut satıldı. Bu konutların 122.825 adedini ikinci el, 111.230 tanesi de sıfır konutlar oluşturdu. Gayrimenkul Borsası'nın raporuna göre bu satışların karşılığında ödenen paraysa yaklaşık 121 milyar lira oldu. Kentte önceki yıla göre satış adedi gerilese de konut değerlerinin arttığı görüldü. İstanbul'da konut satışının oluşturduğu ekonomik hacim 2018'de önceki yıla göre Türk lirası bazında %19 artış gösterirken dolar bazında %15 düşüş kaydetti. Konut satış işlemlerinde en yüksek ticari hacmin oluştuğu ilçeler incelendiğinde ilk sırada 10.7 milyar lirayla 10.729 adet konutun satıldığı Kadıköy yer aldı. Kadıköy'ü 8.4 milyar lirayla Esenyurt, 8.3 milyar lirayla Sarıyer, 7.4 milyar lirayla da Bakırköy takip etti. Bakırköy'ü Adalar ve Beşiktaş izledi. Geçen yıl İstanbul'da en çok konutun satıldığı ilçe ise 36.569 adetle Esenyurt oldu. En çok düşüşün yaşandığı ilçelerin başında da %38'le Sarıyer yer aldı. Ve ekonomi gündemini aktardık sayın seyirciler. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Günden böyle. Şimdi 24 Ekonomi Müdürü Sade Özdemir'le konuşacağız, değerlendireceğiz gündemi. Hoş geldiniz Sade Bey. Hoş bulduk. Şimdi haftanın ikinci işlem günündeyiz dedik. Bakıyoruz gündeme. Ekonomi tarafında da gündem Suriye sınırındaki gelişmeler ve tabii dün de konuşmuştuk ama Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı. Bugün şu anda nasıl bir fiyatlama söz konusu piyasada? Şimdi borsa fena değil çünkü aslında o harekat başladıktan sonra Amerika'nın tavrı nedeniyle gerileme olmuştu. Cuma günü toparladı. Dün biraz realizasyon oldu ama bugün daha iyi durumda. 98 bine yakın seyrediyor BIST endeksi. Kurlar tarafında aslında küresel anlamda dolar zayıfladığı halde bizde bu süreç nedeniyle henüz 5.80'in üzerinde seyrediyor dolar. Herhalde bugün bu gece olacaklara bağlı olarak kurlar tarafında dünyaya uyumlu bir süreç başlar. TL ile ilgili söylüyorum. Onun dışında borsalara baktığımızda genel olarak Amerika-Çin ilişkilerinde iyi gidiş nedeniyle daha iyi bir görünüm var. Küresel anlamda söylüyorum. Şu anda piyasa böyle. Tamamen bu akşam ateşkes ya da ne diyelim operasyona ara verme sürecinin tamamlanması sonrasında olacaklara bağlı piyasalarımız, bizim piyasalarımız dünyadan ayrı olarak. Merkez Bankası için ne yorum yaparsınız? Sürpriz Merkez Bankası musunuz? Da çok ilginç bir şekilde aynı konuyu izliyordur muhtemelen. Çünkü şu anda yapılan haberlerimizde de vardı. Sonuçta Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağına dair beklenti yüksek. En azından 100 baz puan yani %1 civarında bir indirim bekleniyor. Ama dediğim gibi yarın çok kritik bir gün. Yarınki gelişmelere göre belki karar değişebilir. Ama şu an görünen o ki büyük bir ihtimalle bir sürprize karşılaşmayacağız ve Merkez Bankası faiz indirim trendini adım atarak yaparak sürdürecek. Peki şimdi doları az önce içerideki gelişmelere bağlı olarak da bir yandan Suriye'sindeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirdik ama küresel bazda dolar güç kaybediyor. Biraz bununla ilgili yorum yapmanızı istesek. Önümüzdeki günlerde Türk lirası karşısındaki seyri ne olur? Küresel bazdaki trende Türk lirası henüz uyum sağlayamadı. Neden? Çünkü
bizim kendimize özgü, kendi bölgemizdeki özellikle Suriye eksenindeki gelişmeler vatandaşımızın kurlara olan ilgisini artırıyor biliyorsunuz. Böyle dönemlerde dolarizasyon dediğimiz süreç direniyor. Birkaç hafta önce halbuki özellikle döviz tevdiat hesaplarında satış eğilimi başlamıştı. Operasyon süreci Amerika ve şu ana kadar gelen yani 3-5 günü de dikkate alırsak 5.70'in altından işte 5.80 seviyesine oturmuş oldu. Kritik akşam Amerikan Başkan Yardımcısının Türkiye'de olduğu akşam 5.90'ın üzerinde seyretti. Şunu söyleyebiliriz. Türk lirası kısa süre sonra o küresel trende uyacak. Artık her şey beklediğimiz gibi giderse ki ihtimal çok yüksek. Dolarizasyon sürecinde bir çözülme olabilir. Hı. Ve dolar tekrar 5.70'ler seviyesine doğru aşağı doğru gelebilir. Gelebilir diyorsun. Bunun için de bizim yarını ve ertesi gün Merkez Bankası'nın atacağı adımı görmemiz lazım. Yani şu hafta çıkmadan Cuma günü bütün bunlarla ilgili çok daha net konuşabiliriz. Dün de sormuştum ama şimdi Merkez Bankası'nın kararını konuşunca hemen şey de akla geliyor, Avrupa Merkez Bankası'nın kararı bir sonraki gözlerin üzerinde olduğu gelişme olduğu için onu yine bir süre sonra size soracağım, yine danışacağız bakalım gelişmelere göre ne olur. Küresel tarafa bakalım o halde, gündem ne? Brexit ve ticaret görüşmeleri. Evet. Ticaret şimdi görüşmeleri, ne olur bu iki konuda önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler olur? En son duruma labirent göre labirent havası veriyor artık. Haberlerde bu de iki başlık. Siz de okudunuz, verdiniz. Evet. Sayın Trump umutlu olduğunu söylüyor. Çin tarafının verdiği sözleri tutmaya başladığını söylüyor. Aslında birinci kısım denilen anlaşma demek ki yolunda gidiyor. Tamamına dair bu yıl bitmeden iyi bir anlaşma için çalışıyorlar. Şimdi orada herkesin gözü özellikle küresel anlamda borsalar, faiz, hatta altın. Evet. Kurlar zaten malum. Oradaki gelişmelere göre ne olacağını anlamaya çalışıyorlar ve hepsinin dengesi ona göre değişiyor. Şimdi ne diyebiliyoruz? Amerika bu işte umutluyum diyorsa Çin'in negatif bir çıkış yapması pek beklenmez. Ama Amerika ekstra bir takım isteklerde bulunursa, sonradan masaya başka şeyler koyarsa tabii ki karışabilir. En azından şu an iyi gidiyor diyoruz. O yüzden de o iyi gidişin devam etmesini umuyoruz. Brexit tarafında da biraz daha erteleme ya da anlaşmasız çıkış. Yine aynı noktadayız. Oradaki durum muhtemelen Euro bölgesini, dün de konuşmuştuk bunu. Euro'nun performansını, Avrupa Birliği ekonomisini etkileyecek. Biz de kısmen etkileyebilir. Ama orada anladığımız kadarıyla Kuzey İrlanda konumuyla ilgili İngiltere'nin iç politikasında sıkıntı var. Bizi nasıl etkiler? Biz İngiltere ile gayet iyi bir ticaret partneriyiz. İngiltere ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği ile nasıl ticaret yapacak? Bizimle nasıl ticaret yapacak? Bütün bunlar için de biz bekliyoruz. Yani oradaki netleşme gerçekleştiğinde bizim de İngiltere ile nasıl ticaret ve yatırım ilişkimiz olacağını ancak netleştirebiliriz. Dolayısıyla o da ötelenmiş oluyor bu tartışmalar devam ettikçe. Ama toplam ticaretimiz, dış ticaretimiz için de çok büyük değil. Ama potansiyeli yüksek olan bir pazar İngiltere. O yüzden onu da İngiltere'nin Brexit süreci bittikten sonra görebiliriz. Ancak daha net değerlendirme yapabiliriz diyorsunuz. Peki Sadi Bey, teşekkür ediyoruz, bugünü de değerlendirdik. Biz teşekkür ediyoruz. Bitirelim sizin yorumlarınızı. Kahve molasının bugün de sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın aynı saatte bekleriz efendim.